Mehmet Yaser Aktağ, Mardinliyim. Öncelikle Mardin'in öncelikli sorunlarını sizce hangidir? Mardin'in, daha doğrusu Mardin'den ziyade bölgemizin öncelikli sorunu terör sorunudur. Genel anlamda bölgemizde bu konuyla ilgili çok ciddi sıkıntılar var. 6-7 Ekim olaylarından sonra bölgede ciddi bir boyutta bir huzursuzluk var. Akabinde Mardin'in en temel sorunu elektrik sorunu ve işsizlik sorunudur. Arkamda görmüş olduğunuz ovada tamamı pompaj sulamayla sulanmakta ve bölgemizdeki tarım ürünlerinin en fazlası arkamızdaki görmüş olduğunuz Mezopotamya Ovası'nın tarafından karşılanmaktadır. Çiftçilerimiz bu konuda çok mağdurdur. Elektrik sorunun bir an önce giderilmesi gerekmektedir. Yaklaşan seçimlerden beklentileriniz var mı? Neler yapıyorsunuz? Tabii öncelikle seçimle ilgili olarak bunu söylemek isterim. Yaklaşan seçimler tabii az bir zaman kaldı. Demokrasi şöleni içinde geçmesini temenni ediyoruz. Partilerin, adayların birbirlerine karşı hoşgörülü ve kendilerini reel politikalar üreterek insanlara inandırıcı gitmeleri en büyük temennimizdir. Peki seçimle birlikte oluşacak meclisten beklentilerinizi öncelikli olarak yapmalarınız gibi bir şey var mı? Tabii malumunuz meclis insanların bir beklenti kapısıdır. Orada kanunlarımız çıkmaktadır. Haliyle insanların ihtiyaçları her zaman devam etmekte. Bunun için beklentilerimiz çok yüksektir. Özellikle en büyük toplumsal sorunumuz olan çözüm süreciyle ilgili bölgemizin halkı çok büyük bir beklenti içinde. Bunun bir an önce sonuca varılması gerekir. Bir ikinci husus ise anayasa. Herkesin benim anayasam diyebileceği bir anayasanın çıkmasıdır. Bu konuda beklenti çok yüksektir. Peki son olarak Mardin'in Türkiye ekonomisini değerlendirebilir misiniz? Tabii Mardin'in ekonomisiyle ilgili şunları söyleyebilirim. 6-7 Ekim olaylarından sonra hem Mardin'de hem de bölgemizde çok ciddi boyutta bir kırılma yaşandı. Ekonomik olarak gerileme başladı. Ama şunu da söylemek isterim. 6. Bölge Teşvik Paketi burası. İş adamlarımızı Mardin'in temel unsurların burada yatırım yapması elzemdir. Şehrimiz güzel bir şehir. Turizm açısından da büyük bir potansiyeli var. Mardin bu konuda gerçekten eğer huzur ortamı tesis edilirse Mardin kendini aşacaktır. Türkiye'nin ve dünyanın güzide şehirlerinden bir tanesi olmaya adaydır.